De sağlıklı bir şekilde hastaneye geliyor, işte tedavi sırasını bekliyor falan. O sırada düşüyor, başını vuruyor ve yaklaşık yarım saat 45 dakika boyunca tedavi görmeyi bekliyor. Yani ilk müdahalenin yapılmasını bekliyor hastane bahçesinde. Maalesef ki Güllü Gülfiden hayatını kaybetmişti. İşte onun son yolculuğu vardı dün. Abi ilk sesten geçtikten sonra geliyorsun buraya. Git içeride otur sen. Ben sonuna kadar davacıyım. Annemi ölüme terk ettiler. Hastane bahçesinde fenalaştı. İddiaya göre yakınlarına ambulans çağrılması söylendi. Hastaneye 400 metre mesafede hayatını kaybetti. Güllü Gülfiden son yolculuğuna uğurlandı. Annemiz ayağıyla hastaneye gitti tedavi etmek için. 66 yaşındaki Güllü Gülfidan'ı ihmal mi öldürdü? Bursa Şehir Hastanesi bahçesindeki ölümle ilgili soruşturma sürerken Güllü Gülfidan Manisa'da toprağa verildi. Kadının 10 çocuğu annelerine gözyaşlarıyla veda etti. Cenaze töreninde acının yanında öfke de vardı. Orada hiçbir yetkisi benim annemle ilgilenmedi. Annemi resmen ölüme terk ettiler. Yani biz bunun davacısı olacağız zaten. Sonuna kadar, ölünceye kadar. Ama bunun takipçisi biz olacağız. Annemiz göz göre öldürdüler. Bu bir cinayettir. Güllü Gülfidan o gün muayene için oğlu ve kızıyla birlikte Bursa Şehir Hastanesi'ne gitmişti. Hastane bahçesinde fenalaşan kadın için iddiaya göre yetkililer zamanında harekete geçmedi. Oğlum dedi, ben dedi takatım yok dedi, yürüyemiyorum dedi. O zaman dedim 2 dakika bekle dedim, gidip bir araba alıp gelin, bir hasta arabası. Benim annem dedim çok rahatsızdım, bana bir tane hasta arabası verebilir misiniz? Burada dedi sen sıranı bekleyeceksin. Efendim dedim, benim hanım sıra bekleyecek bir hasta değil. O zaman dedi herkes acil. 5 dakika daha erken gelirseniz şu an kadın hayattaydı. İddiaya göre yakınlarına hastane bahçesine ambulans çağrılması söylendi. Ambulans gelene kadar kadının durumu daha da kötüleşti ve hayatını kaybetti. Annemi ölüme terk ettiler. Annem oradayken kesinlikle anneme kimse müdahale etmediler. Güllü Gülfidan'ın ailesi sorumlulardan şikayetçi olmaya hazırlanıyor. Tam bir skandal izliyoruz şu an. Yani kaderin hani, böylesi. Ve çocukların ifadesi, annemi göz göre göre hani ölüme terk ettiler. Ya dünyanın sadece neresinde olursa olsun en büyük tazminat sebebidir bu. Şimdi büyük bir rezalet gerçekten bu. Hastane bahçesindesin yani. Ve biz yani sağlık sektörü olarak bu kadar duyarlılıktan, sağlık çalışanlarımızın, personelimizin 7-24 uyumadan bu pandemi döneminde bizler için canhıraş çalıştığından bahsediyoruz. Şimdi burada kim bilir orada hani o hastane tekerlekli sandalyeyi ona vermeyen hasta arabasını kim? İşte kime denk geldi? Yani onu sorgulamak lazım. Yani ben bir doktorluk bilincinde olan bir hekimin ya da bir hemşirenin hasta bakıcı bile olabilir. Zannetmiyorum ki orada o şeyi vermeyeceğini. Bir kadını hastane bahçesinde bir saat nasıl bırakırsın? Ve prosedürlerden bahsediyor. 112'yi arayın, oradan o gelsin, buradan bu gelsin, sıra vesaire vesaire. Yani tamam, sağlık çalışanlarımız şahane çalışıyorlar, ona bir şey demiyorum. Ama belli bir alanda, belli kesim, işte mesela burada ihmali olan sağlık çalışanları gibi. Orada bence kapıdaki görevli falan o. Yani ben sana öyle söyleyeyim. Yani bu işlerle alakası olmayan biri o tekerlekli sandalyeyi vermemiştir. Bir saat sıranı boyunca bekle. Yani muhtemelen kapıda ateş ölçen bir arkadaş falan olabilir yani. Çünkü bak adam ne kadar naif anlatıyor oğlu. Gittim diyor, annem yürüyemeyecek halde. Abicim ne olursun bana bir şey veriver de annemi içeri taşıyayım. Hı-hı. Taşıyamıyorlar. Evet. Ve göz göre göre maalesef Güllü ablamız hayattan koptu gitti. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Hele ki hastane dibinde yani. Evet. Bu arada Sağlık Bakanlığı da inceleme başlattı tabii konuyla ilgili olarak. Sadece aile değil, bizler de takipçisiyiz bu hadisenin. Çünkü gerçekten korkunç bir olay. Hastane bahçesinde bir saat boyunca müdahale edilmeden bekliyorsun ve ölüyorsun. Acaba beyin kanaması mı geçirdi ya da kalp krizi mi geçirdi? Yani çünkü ayağa kalkamayacak halde yürüyecek takati yok. Orada bayılmış. Tabii yani o arada bir kımıldatma bile her şeyin sonu olabilir. Yani dolayısıyla doğal olarak bekleniyor orada. Evet. Anladın yani mı? Keşke şöyle 4 kişi birden kollarına girip onu hani böyle madem getiremediler o kapıdan içeri sokabilselerdi. İşte kımıldatması çünkü başını kafasını vuruyor vesaire. Evet aynen acaba öyle. Yani ondan dolayı ya, bir travma. Bahçe şurada yani kafasını çarpıyor ve hastanenin kapısı şurada ya. Anladın mı? Hani o büyük müthiş bir davranmış. Çaresizlik değil mi bu? Yok sıranı bekle, yok vermeyiz, yok etmeyiz. Yani bu böyle bir şey olmaz. Büyük müthiş bir ihmal bu. Zaten şikayette olunuyor. Benim son bir arkadaşımın başına Güllü ablamız artık geri dönmeyecek ama böyle bir şey geldi.
arkadaşım evinde ufak bir kalp krizi geçiriyor. Hastanenin yanı evleri neredeyse çok yakın. Ve o anda işte hastaneden şöyle işte bir takım bilgiler geldi. İşte hani gidilir mi, gelinir mi vesaire. O anda öyle bir şey yaptı ki komşular koşarak acile gittiler. Böyle böyle getirtemiyoruz. Acildeki arkadaşlar tekerlekli sandalyeyle ve aletlerle koşarak gittiler. Yolda karşıladılar diğer arkadaşı ve hayatını kurtardılar. Hastane çalışanı, sağlık çalışanı bilinci, bir doktor bilinci bunu gerektirir. Evet. Ve bu benim yaşadığım, bildiğim bir olay. Ve arkadaşımızı kurtardılar. Koşarak gittiler acilden. Ne o, biri ölüyor, ne olur yardıma gelin. Evet. Yani buna kim duyarsız kalabilir? Kimse. Hani ben ne ilk yardım diye biliyorum, ne bir şey. Ben bilmez halimle koşarım. Sen koşarsın. Tabii. Yani oradaki insanın o gün neydi o cevabı verdiren ona bilmiyorum. Ben anlayamadım. Yani çok mu kalabalıktı? İşte yani mutlaka zaten soruşturma başlatılmış ama sonuca gelip baktığında kaderin böylesi diyorsun. Hastane bahçesinde bir iki kişinin ihmali, hem bir can kaybından söz ediyoruz, bir de burada maalesef büyük bir ihmal var. Eleştirmek zorunda kalıyoruz sağlık sisteminde. Kimi çürük elmaların ayrılması gerekiyor. Peki Ebru, bir ara verelim istersen. Reklamlar efendim.